Herkese merhabalar, ben İbrahim. Bugün sizlere Slash oyunun ilk serisi olan APB Real Adet oyununu çekeceğim. Seriyi bitirmeyeceğim, zaten uzun bir oyun, bitiremem de. Oyunu tanıtacağım bu bölümde, sonraki bölümlerde size göstereceğim. Karakter yaratalım şimdi. Sesim biraz kısık geliyor olabilir, kusura bakmayın. 15 dakika olacak yaklaşık video. Her neyse, biz devam edelim. Şu anda random diyorum, yoksa uğraşırım fazlasıyla. Güzel bir tip çıksın yeter. Hala güzel bir adam çıkmadı. Ve dakikalarımı harcıyorum. Videoyu durduracağım diyeceğim ama durduramıyorum. Bundan dolayı devam ediyorum. Şöyle kıllı kıllı olmasın. Arkadaşlar, bulamayacağım ben galiba büyük ihtimalle. Çünkü güzel bir şey çıkmıyor. Her neyse, böyle olsun. Boy güzel, kas güzel, tamam, finish diyelim ve adımızı Slash oyun koyalım. Önceden oyunu oynadım. Ha, demin gördüğünüz adam benim adamımdı. 42 leveldi galiba. Tam olarak hatırlamıyorum. İşte bu oyunun loading ekranı, hep resimli ama asıl oyunlarda loading ekranı resimli olmuyor, boş boş bekliyorsunuz. Burada resimleri izliyorsunuz, işte hep aynı resimler dönüyor ama işte güzel. Criminal Enforcer'dan bahsediyor kısa kısa. Soygun, insan dövme ve benzeri şeyler var. GTA'nın bir üst seviyesi diyebiliriz oyuna. Her neyse arkadaşlar, devam edelim. Ben her zaman NPC'lerin yanında doğarım. Çünkü yanlarında doğduğunuz zaman bu sefer silahlarınızı değiştirebiliyorsunuz. Eğer bir NPC'nin yanında olmazsanız silahınızı değiştiremezsiniz arkadaşlar. İşte arkadaşlar, adamımızın gelmesini bekleyeceğiz. Ben düşürdüm görüntüyü ama daha gelmedi adam. Geldiğini kaslarından anlayabiliriz. Geldi. NPC'lere doğru tutup fareyi U'ya bastığınızda silah ve benzeri şeyleri değiştirebiliyorsunuz. F'ye bastığınızda işte bu çıkıyor. Buradan silah falan satın alabilirsiniz. Sağ alttakine basarak bu NPC'yi kasabilirsiniz. Sol alt köşede bu arada görevi gittik. Neyse, ben anlatmaya devam edeyim yine de. Sol alt köşede mektup yazıyor, 5 yazıyor mektup işaretinin yanında. Onun için buraya giriyoruz. Bakın 5 tane mesajım var. Yanında ateş işareti olanları her zaman eşya veriyor. Bakın mesela bomba verdi, modifikasyon verdi. Arkadaşlar, sağ üst köşede paramız yazıyor, sol üst köşede levelimiz yazıyor ama hangi level? 2 level var, asıl level değil bu. O düşüp çıkıyor. Bakın asıl level şu R9 yazıyor. İşte o asıl leveliniz. C'ye basarak açıyorsunuz onu arkadaşlar. Bombamızı giyelim. Daha doğrusu takalım. Welcome to Gresty. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi size soygun yapmayı göstereceğim.
Arabalara sıkınca duruyorlar. Hani GTA'da kaçarlar ama burada duruyorlar nasıl bir işse. You really need to take my ride. İşte arkadaşlar, söylediğinin en kolay yerlerinden birisi. İşte gördüğünüz gibi şöyle dükkanlar oluyor. Dükkana girdiğiniz zaman içinden şu şekilde eşyalar dökülüyor arkadaşlar. Dikkat edin ama bu şekilde soygun yaptığınız zaman sizi bir polis görüp kelepçeleyebilir. Bundan dolayı dikkatli olun diyeceğim. Ama bu araba tabii ki de yeri yok. Alacak. Bakın arkadaşlar, silah mermisinin altında kutu işareti var ve 10 yazıyor. O 10 tane yeri var demek. Yani 10 kutu alır demek değil. İşte mesela şu büyükler 5 yer kaplıyor. Bazıları 2 yer kaplıyor. O şekilde arabayı dolduruyorsunuz. Mesela bize bu yeter. Sonra M'yi basıyorsunuz. Her oyunda klasik map. Fenceler var kutu şeklinde. Onlardan birine kafanıza göre gidiyorsunuz. Bu arada arkadaşlar, görevde olduğum için göstermiyor. Yoksa üzerine tıkladığınızda map'te gösterir her zaman. Her neyse arkadaşlar, biz yine de devam edelim bu şekilde. Ben size sonraki bölümlerde görev yapacağım. Ama bugün de sadece tanıtma. Kriminal ve Enforcer'lardan biraz bahsedeyim isterseniz. Enforcer'lar polis. Özellikleri kelepçe takarlar, ihbar ederler, savaş açarlar, tek bunlar. Kriminallarda ise daha fazla şey var. Soygun, araba satma ve benzeri şeyler. Ben bunları göstereceğim sizlere. Belki sonradan Enforcer da açabilirim ama hep kriminalla oynamayı düşünüyorum. Çünkü kriminal daha güzel. İşte arkadaşlar, çok yaklaştık. Ve arabamın ölümü. 4 ayak üstünde yine düşmeyi başardı. Videolarım kısa olacak, 15 dakika öyle. İnşallah bulurum. Evet, buldum. Arkadaşlar, M'ye bastığınızda istediğiniz yere tıklayın. Mavi oluyor orası ve size buradayken bakın şu şekilde gösteriyor. Üzerine bastınız mı gidiyor. Arkadaşlar, şimdi size sol üst köşede bir dolar işareti var. Para için, torba içinde dolar. Orada şimdi onları o paraya dönüştüreceğiz ve ama o oyunun asıl parası değildir. Oyunun asıl parası sağ üst köşede yazıyor. Böyle turuncu bir dolar işareti. Orada bir kadın vardı. Eşyamızı alıp o kadının yanına gidiyoruz. Tabii polislere görünmeden. Eğer görünürsek bizi öldürürler. Gidiyoruz yanına. Hiçbir şeye, ne F'ye ne bir şey basıyoruz. Yanında dolanıyoruz. Ama tabii görev olduğu için kabul etmiyor. Bir de bu elinizdeyken sizi görür ama elinizde değilken göremez polisler. Yani yakalayamaz. Mesela şu anda beni bir polis görse yakalar ama ben eğiliyim. 30 saniye sonra satacağım elimdekini. Sonra gidip onu oyun parasına dönüştürmeyi göstereceğim size arkadaşlar. İşte oyunun grafikleri. Tabii ben düşükte oynuyorum. Kasıyor bilgisayar. Siz yüksekte oynarsanız daha güzel görünüyor oyun. Bu arada adam. Son 6 saniye. Görev bitti arkadaşlar. Ben şu gruptan çıkayım. Diyecektim, zaten çıktım. Satayım arkadaşlar şunu. Hala görev diyor. Ha, sattım arkadaşlar. Bakın o sol üst köşedeki para işareti 112'ye çıktı. Şimdi hemen bir arabaya atlıyoruz. Money Laundry'ye tıklıyoruz. İşte arkadaşlar, gördüğünüz gibi ta nerede? Onun üzerine tıklamanıza gerek yok. O kendi görünüyor zaten diyecektim. Gitti arabam. Her neyse, biz de üzerine atalım bombamızı. B
Bir de grafikleri göstereyim size arkadaşlar diyecektim. Patlamadı, nasıl oldu? İşte arkadaşlar patlayacak şimdi. Gördüğünüz gibi velevelim de arttı. Her neyse ben devam edeyim. Sürem 15 dakika dolmadan hemen size göstereyim. Aa, yine göreve kurban gittim. Neyse biz gidelim yine de Money Laundry'ye. Polisler sizi gördüğünde size kısa süreli bir savaş açıyor. Siz de ona vurabiliyorsunuz yani polis sizi gördüğü zaman. Ama genelde polisler kazanıyor çünkü yakınınıza yaklaştığınız mı hemen sizi gördüğü anda kelepçeliyor. Kelepçeledi mi bekliyorsunuz yarım saat, çok küçük bir şey oluyor. Yani kelepçelemek güzel bir şey, para kazanıyorsunuz. Bu arada bana vurup duruyor, kimse vardık. Polismiş. Büyük ihtimalle polis. Evet polis. Polismişim de bana savaş açacak adam gibi eminim. Oynamayı biliyorsa tabii de. Her neyse biz yine de devam edelim. Money Laundry'ye gitmeden izimi kaybettirmem lazım arkadaşlar. Kaybettirdim mi? Hayır, daha geliyor. Lazım arkadaşlar. Kurtuldum arkadaşlar sonunda. Her neyse işimize devam edelim. Money Laundry'nin yanına gidelim. Yalnız ben şimdi açıyı döndüremiyorum. Nasıl bulacağım? Ha tamam, ben biliyorum zaten orayı. Böyle bir garaj şeklinde bir yer var tabi. Ben Financial'da oynuyorum. Şeyde de aynı şekilde, Waterfront'da da aynı şekilde ama yerler farklı bir şey. İşte arkadaşlar yanına geliyorsunuz ve yine görev diyor. Görevin bitmesini bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar grafikler cidden güzel. Daha 2 dakika var. Para sağ üst köşedeki gerçek oyun parasına dönüşüyor. Bu da size gösterdiğim son şeydi. Sürem bitti. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bu arada size bahsetmeyi unuttuğum bir şey var. Haftaya prototip 2 serisi çekeceğim. İnşallah. Neyse videoyu uzatmadan hemen bitireyim.